meşhur var mıdır, vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban bir şey? İnanlı mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Kıymetli izleyicilerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Bismillah deyip yola çıkalım muhterem hocam. Değerli izleyicilerimiz, 0312 alan kodumuz 294-4294 telefon numaramız. Ulaşabilir, değerli hocamıza suallerinizi bizzat canlı yayında yöneltebilirsiniz efendim. Burası Diyanet Televizyonu, Diyanet'e Soralım programındayız. Tüm arkadaşlarımızla birlikte tüm iletişim yollarıyla hizmetinizdeyiz. Muhterem hocalarımıza suallerinizi yöneltebilirsiniz. Bizler de sizlerle birlikte inşallah öğreneceğiz bilmediklerimizi. Diyanete soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz, sosyal medya hesaplarımız, Twitter, Facebook /diyanete soralım. Bismillah diyelim. İlk durağımızda arkadaşlarımız bağlantıyı sağladılar. Kocaeli hattımızda. Hoş geldiniz. Kocaeli'ye selamlar efendim. Alo, selamlar aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz beyefendi. Efendim, benim bir sorum var. Buyurunuz. Recep ayının başında ben bir arsam vardı. Arsamı sattım. Parasını aldım. Bu paraya zekat düşüyor mu diye onu sormak istiyordum. Peki zekatınızı ne zamandan ne zamana veriyorsunuz efendim? Sene efendim olarak. Ben ne kadar zekat vermedim. Bunu aslında ev almak için sattımdı. Onun için bu bir sene geçecek mi? Hemen zekat vermem gerekiyor bunu. Peki efendim soralım. Ev almak için bu parayı şu anda elinizde tutmaktasınız. Doğru mu? Evet. Peki evet. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Hayır efendim. Recep ayının başında parayı demeye tamam. Geçti. Bir şey daha sorsak kusura bakmayınız. Peki bu aldığınız bu parayı yani alacağınız evi kar etmek amacıyla mı alacaksınız yoksa içinde oturmak amacıyla alacağınız bir ev mi efendim? Oturmak için oğlumu alıvereceğim. Hay hay efendim soralım. Kocaeli'ye selamlar, sıhhat diliyoruz efendim. Evet muhterem. Evet hocam. Allah güzel günler nasip etsin. Amin inşallah hayırlı olsun. Bu paranın bir paranın zekat vermeye gerektirecek miktarda ise yani nisap miktarında ise ele geçmesinden itibaren üzerinden bir kameri yıl yani 354 gün geçmesi gerekir ki zekat vermek icap etsin. Şu anda arsanın satımıyla elde edilen paradan zekat vermek gerekmiyor ta ki yıl tamamlanıncaya kadar. Evet. Yıl tamamlanınca %2,5 zekatını verir. Peki efendim. Hay hay. Yani mesela burada eğer Ramazan'ı mesela zekat vermekle yükümlü olup diğer malları olmuş olsaydı bunu onun içine tabii ki ne kadar başka peki. Zekat vermedim dediği için evet. Zekat verecek konumda normalde olmadığını ama arsa satımından eline geçen bir para olduğunu bu paranın üzerinden konuştuğumuzu anlamış olur. Hay hay efendim. Efendim bir sosyal medya sorusu Özgen Mavili hocama selam ediyorum diyor. Birkaç ay namaz kılıp sonra gevşeklik gösterdik değerli hocam ve sonra tekrar başladık diyor. Kıldığım namazları muhtemelen kılmadığımı soruyor herhalde. Hı-hı. Tekrar kaza etmeli miyim diyor efendim. Evet, kıldığın namazları gerçekten soruyorsa onların kaza etmekle alakası yoktur. Arada boş geçirdiği zamanların kazasını yapmalı. Hatta daha ondan önceki namazların da kazasını yapmalıdır. Yani bir Müslüman ergenlik çağına ulaştığı andan itibaren namaz kılmakla diğer İslami ibadetlerle şartlarını taşıyorsa diğer şartlarını mükellef olur. Ergenlik çağına gelen her Müslüman namaz kılmakla mükellef olduğu için hangi yaşta başlamışsa namaz kılmaya o yaşa kadar geçen günleri de hesaplayarak namazlarını kaza etmesi kardeşlerimize tavsiye olunur. Aradaki hele hele namaza başladıktan sonra ara vermesi vermiş olduğu durumların da kazasını kılmalıdır diye hatırlatalım. Peki efendim. Devam ediyoruz. Erzurum'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Efendim Erzurum'a selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurunuz efendim. Hocam şimdi ben Kur'an sürelerini, ayetleri biliyorum ama tam teferruatlı bilemiyorum. Evet. Şimdi benim kıldığım namaz kabul oluyor mu, olmuyor mu? Peki okumuş olduğunuz sureleri en azından kısa sureleri net olarak baktığınızda Kur'an-ı Kerim'e aynısı mı efendim yani ifade olarak? Evet aynısı. Ha, tamam yani böyle sorun yok. Sübhane ettiyatı, Allah meselli barikleri biliyorum da öyle uzun süreleri bilemiyorum. Peki Fatiha biliyorsunuz değil mi efendim? Evet biliyorum. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin biliyorsunuz. Evet. İhlas suresi, İnna Atayna, Elem Tera gibi. Onları bilmiyorum. Ha, evet. Ne biliyorsunuz mesela Fatiha'dan başka Elhamdülillahi Rabbil Alemin o surenin başı ondan başka ne biliyorsunuz?
Sübhane'yi biliyorum. Yani Kul Huvallahu Ahad'ı biliyor musunuz mesela? Kul Huvallahu Ahad biliyorum. İnne Ataynâ? Onu bilmiyorum. Peki. Allahu la ilahe illa o ayetel kürsü. Hayır. Peki. Soralım muhterem hocamıza ne yapmalısınız? Başka bir sual var mı ekleyeceğiniz? Hocam bir de bir şey soracağım. Yani buyurun. Ben çok ezberlemek istiyorum. Kapasitem yok ezber kapasitem. Estağfurullah. Soralım muhterem hocamıza ne yapılmalı? Evet hocam. Sıhhat diliyoruz. Cenab-ı Allah afiyet ihsan etsin. Namazları da bu şekilde kılıyorum diyorsunuz. Evet hocam. Soralım. Bir şey arz edebilir miyim? Yayın sonrası sizinle bir görüşebilir miyim? Evet. Değerli hocam inşallah Allah izin verirse talebinizi inşallah yerine getirirler muhtemelen. Arkadaşlar siz, yardımcı olurlar efendim inşallah. Sizle görüşmek istiyorum. Peki arkadaşlarımız inşallah yardımcı olurlar efendim. Sıhhat diliyoruz. Evet muhterem hocam. Evet. Namazın şartlarından, rükünlerinden birisi de namaz içinde Kur'an-ı Kerim okumaktır. Evet. Ebu Hanife'nin ictihadına göre kısa ayetlerden en az 3 tanesini, 3 ayet uzunluğunda bir miktar Kur'an-ı Kerim okumak zorundadır. Fatiha'nın bütünüyle okunması vaciptir. Fatiha suresinden sonra Zamm-ı Sure dediğimiz birkaç ayet, bir iki ayet okumak yine vaciptir. Ama bu kardeşimizin anlattığı kadarıyla inşallah namazları sahih olur ama İnşallah. Asgari ölçüdedir. Yaşadığı sürece yüzünden olmasa bile birilerine okutmak, tekrarlatmak suretiyle en önce bildiklerini düzeltmeye, bilmediklerinden de birkaç ayet daha olsun ezberlemeye çalışmalıdır. Ne kadar öğrenemiyorum dese bir insan, Fatiha'yı bir kısmıyla Kulü Vallahu Ahad demeyi öğrenen bir insan bir şeyler daha öğrenmek suretine kendini geliştirebilir. Yeter ki sözlü de olsa birisi kendisine okuyarak yardım etsin. O dinlesin. Uzun süre devam ederse öğrenir. Okumak istedim de öğrenmek istedim, öğrenemedim. Bu çok istisnai bir durumdur. Israr ederse insan öğrenme azmiyle gayret eder, bir de Cenab-ı Hak'a yalvarırsa Allah nasip eder. İnşallah. Bundan hiç şüphesi olmasın. En azından kendini kurtaracak, namazını kurtaracak, sıhhatli bir namaz kılacak kadar olur. Bu haliyle namazı inşallah kabul edilir ama ilerletmeye çalışmak kaydıyla. Yani bir İhlas suresinin yanında bir Kevser suresini de öğrensin. Kısa sureleri ezberlesin. Peki. Yani ya mesela diyelim, çok affınıza sınıyorum değerli hocam. Ya açık olma babından. Örneğin İnne Ataynâ diye başlayan, yani o Kevser suresi, orayla ilgili diyelim birinci ve ikinci ayet ezberledi de üçüncü ezberleyemedi, okusun mu? Tabii. Sorun tabii, yok. Tabii, sıkıntı yok. Yani birinde İhlas'ı okusun, birinde bunu tabii, okusun. Tabii. Yani ve sonradan o İhlas suresini, Kevser suresini tamamlamaya çalışmak tabii. kaydıyla. Yani tamamını ermek için her gün 3 sefer, 5 sefer, 10 sefer okunca nasıl öğrenmeyecek? Doğru, zamanla öğrenir. İnşallah. Yeter ki İnşallah. Öğrenmeye azmetsin insanoğlu. İnşallah efendim. Peki Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Amin. Eklediği başka bir sual yoktu. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Kayseri'den bir izleyicimiz. Hattımızda Emre Kılıç. Kayseri'ye selamlar. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Hayırlı programlar. Bilmukabil efendim. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Buyurunuz beyefendi. Sorum şu. Bir bayan yeni evleniyor. Kocası 5 ay sonra ölüyor. Evet. Bu mehrini o hanım aldıktan sonra bu takılmış olan takılar var. Bu takılar kimin acaba? Bu kocasının mı olur? O takılar hanımın mıdır acaba? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Mehri aldıktan sonra? Evet. Aldıktan soralım. Sonraki takılmış olan takılar var. Onlar... Kocası da ölmüş, kim? Peki o bulundukları örfe göre genelde o takılar genelde erkek tarafının mıdır efendim? İşte yani onu bilemiyorum. Soralım değerli hocamıza soralım. Ölçü ne olmalı peki? Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğim? Teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah rahmet eylesin inşallah geçmişinize. Kayseri'ye selamlar. Evet değerli hocam. Gerçekte bu konuda tereddüt gene çok kere edilir ama tereddüt edecek hiç durum yoktur. Kadına takılan takılar... Kadının olur, erkeğe takılan takılar erkeğin olur. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi orada bir örf, kime takılırsa takılsın aralarında ortaktır gibi bir anlayış varsa, yaygın bir uygulama varsa ona uyulur. Ama ya da mesela takıların hepsi mehirdir gibi mantık oluyor bazen. O da olabilir.
Ama yani mehri aldıktan sonra diye sonra sormasının bir anlamı var. Yani bunlar mehir değildir, bunu iadesin. Hayır, öyle bir mecburiyeti de yoktur. Çünkü hediye size verilmiştir. Aldınız, cebinize koydunuz. İki ay sonra da eşiniz öldü. Allah selamet versin. Altın benim, eşimiz Allah'ın rahmetine kavuştu. Evet. Yani kadının gelinin elinde kalan altınlardan kimse bir şey ümit etmez. Peki, alamazlar yani. Alamazlar. Onu. Hanımefendinindir yani. Ona verilmiştir. Hediye kime verilmişse onundur. Aksine zahir bir örf yok ise. Peki. Yani, erkeğin de olsa kocasınındır, yine malını alacak yani orada. Tabii sonuç peki. İtibariyle hakkını da alır öbür taraftan. Nasibine ne düşerse, çocukları varsa yoksa ona göre. Ama bu durumda aksine bir görüş yoksa o kadının hakkıdır. Erkeğe takılan da erkeğin hakkıdır. Peki. Allah rahmet eylesin. Amin. Efendim devam ediyoruz değerli hocamıza sualleri yöneltmeye. Sara Aras hocama selam ediyorum. Hamileyim ve daha önce düşük yaptım. Şimdiki gebeliğimde erken doğum riskim var değerli hocam. Ben oruç tutmak istiyorum. Tutabilir miyim değerli hocam? Vicdanen rahat değilim. Tutamazsam eğer, zorda kalırsam kazalarını nasıl gerçekleştireceğim diyor. Efendim bu hamilelik durumları orucun tutulmayabileceği noktasında birer mazeret sayılır. Yani hastalık olmasa bile oruç tuttuğu takdirde çocuğun veya kendisinin sağlığında bir olumsuza gitme durumu olacaksa ve bunu doktor veya tecrübeli birisi söylerse oruç tutmayabilir. Ramazan'dan sonraya sağlığa kavuştuğu zamana erteleyebilir. Evet. Tutmaması halinde de Ramazan'dan sonra sağlığına kavuştuğunda, şartlar düzeldiğinde, peş peşelik şartı olmaksızın Ramazan'da tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruçlarını kaza eder. Peki efendim. Bu bizler için de geçerli herkes olan için kısmı değil geçerli mi hocam, diğer tarafı? Hanımlar için özellikle özel hamilelik durumu da eklenir buna. Peki. Onu söyleyeyim. Peki efendim. Bursa'yla devam ediyoruz. Mehmet Elbeyli hattımızda. Hoş geldiniz. Bursa'ya selamlar Sayın Elbeyli. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ve rahmetullah. Sağ olun. Buyurunuz efendim. Şimdi ilk iki sorum vardı benim. Birinci sorum bu banka kredisiyle alakalı olacaktı. Evet efendim. Banka kredisiyle ev almak caiz midir? Özellikle bununla alakalı hani kafamız karışık. Çünkü bazı alimler işte ilk ev caizdir gibisinden fetvalar veriyor. Özellikle onu sormak istiyorum. Evet. İkinci sorumsa ben bir memurum. Bu banka promosyon veriyor. Evet. Özellikle bu promosyon konusunda kafamız çok karışık. Yani sonuçta banka biz hani çalışmadan verilen bir para. Bununla alakalı yani bunun caiz olup olmadığıyla alakalı bu bankanın verdiği promosyonun soralım değerli hocamıza. Caiziyetini soracaktım. Alınabilir mi, alınamaz mı? Evet. Teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için. Ben hatırlıyoruz ederim. Sayın Elbeyli. Hayırlı yayınlar. Bursa'ya selamlar, hayırlı Ramazanlar efendim. Evet. Banka yoluyla ev sahibi olmak caiz olur mu efendim? Olur, faizli olmamak kaydıyla. Peki. Bir banka size karzı hasen verirse niye olmasın? Yani faizsiz kredi verirse. Ama içinde bulunduğumuz ekonomi anlayışında böyle bir şey söz konusu değildir. Bankanın kapısından girdiğiniz andan itibaren sizden ne kadar kazanacağına bakar. Dolayısıyla bankadan alacağınız krediye faiz ödemek zorunda olduğunuz için faiz vermek suretiyle lanete uğrayanların kategorisine gireriz. Allah bizi muhafaza buyursun. Efendim benim bir evim olmak hakkım yok mu? Var, ama onun faizli yolla olması gibi bir hakkımız Müslümanlar olarak yok. Atıf yaptığı bazı hocalar böyle fetva veriyorlar. Bizim kanaatimize göre faizden ne kadar uzak durursak o kadar selametli oluruz. Riskli fetvalara uyup gece uykusuz kalmaktansa riskten uzak durarak kirada durmayı ben şahsen tercih ederim. Ve Rabbime yalvarırım. Ya Rabbi bana helalinden şüphesiz paralarımla ev kazanmayı, sahip olmayı nasip et diye dua ederim. Ona göre çalışırım. Diyelim ki bu yüzden bankadan kredi almadığım için ev sahibi olamadım. Ömrüm kirada geçti. Ama takva sahibi olduğun için de cennette geçecek öbür hayatın. İnşallah onlardan oluruz. Peki efendim. Gelelim şeye. Promosyon meselesine. Promosyon aslı itibariyle faizli bir işlemdir. Bu faizli işlemi banka ile devlet yapıyor. Kim üzerinden yapıyor devlet? Memurun maaşı üzerinden yapıyor. Dolayısıyla önceden memurlar bizim maaşımız üzerinden
promosyon pazarlığı yapıldığı için biz paramızı isteriz diye devlete amirlerine baskı yapıyorlardı ve o paradan pay alıyorlardı. O zaman doğrudan %100 haram olduğunu söylüyorduk. Şimdi devlet bunu kanun maddesi, mevzuat maddesi haline getirdi. Memurların maaşları bankaya yatırılırsa onlara promosyon verilir diye madde konuldu. Zorunlu şimdi, oldu. Yani. Zorunlu hale geldi. Bu ilk başladığı dönemdeki gibi memurları, maaşları sorumlu yapmaz. Ama sonuçta kendi maaşları üzerinden yapılmış gayrimeşru bir durum vardır. Bundan dolayı promosyon meselesinde en azından bir şüphe vardır. Müslüman şüpheli şeylerden uzak durmalıdır. Çok 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 ihtiyacı içerisindeyse kullanabilir diyelim. Ama ciddi manada muhtaç değilse aldığı promosyon parasını ihtiyaç sahibi, yakın akrabaları usul ve furuğundan olmayan ihtiyaç sahiplerine vermelerini tavsiye ederiz. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli hocamıza suallerimizi yöneltmeye değerli izleyicilerimiz. Samsun'dan Hayrullah Kara hattımızdalar. Hoş geldiniz Sayın Kara. Samsun'a selamlar efendim. Aleyküm selam hocam, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olasınız. Buyurunuz Hayrullah Bey. Hocam benim bir sorum olacak. Biraz uzun ama bu olan bir olay. Buyurunuz. 2,5 sene önce olmuş. Evet. Kurban bayramın günü, evet, vatandaş kurban niyetiyle bir inek alıyor. Bu inek hamile. 4 aylık hamile. Evet. Bu ilerleyen zamanda inek doğumu yapıyor. Evet. Ramazana kadar sütünü sahip vatandaş faydalanıyor. Evet. Ramazan'da süt sağma işini bırakıyor. Kurbana kadar da sağmıyor. İnek işte sütünden kurumuş oluyor. Kurban gelince de kurban da ineği kesiyor kurban, evet, olarak. Sonradan duyuyor ki ya oluyordu olmuyordu. Şimdi 1,5 yaşında dana var. 6-7 aylık emilmiş bir süt var. Evet. O sütün ve dananın durumu ne olacak? Ne olacak? Soralım değerli hocamız efendim. Başka hayırlı bir soru hocam var mı ekleyeceğiniz? Promosyonu soracaktım, aldık cevabını. Peki Allah razı olsun efendim. Razı olsun. Soralım, sıhhat diliyoruz. Samsun'a selamlar. Evet kıymetli hocam. Kurban kesmek niyetiyle alınan bir hayvan şu veya bu şekilde kurban kesme günleri içerisinde kesilmezse, kurban ertesine kalırsa bu hayvan öylece hediye edilir. Yani kesilerek değil, ihda edilir. Bir ihtiyaç fakirlere şuraya buraya verilir. Bir. İkincisi, bu hayvan kurbanlık hayvandan elde edilen süt ve yavru da yine karşılığı bedeli ödenmesi gereken, ne kadar süt istifade etmişse ondan onu da onları da vermelidir. Çünkü o kurban hayvanının üretimidir. O yavru hayvanın da bedelini yine fakirlere vermelidir. Çünkü kurban olarak bir nevi Allah'a nezredilmiş olur. Kesilseydi kurban içerisinde, kurban bayramı içerisinde görevini yerine getirmiş olacaktı. Ertelenmesi halinde yani yine diğer kurban bayramında kesmişler. Kesti ama hakkı olmayan bir şeyi kesti. Yani kesmek yetkisini elinden kaybettiği zaman kesti. Anlatabiliyor yani birinci mi? Kurban bayramında tabii kesmedi. Hamile olduğu için kesmedi ama. Ne olur, sebep ne olursa olsun. Yani durum neydi? Kesmeliydi ve hamileyken onu kesmeli miydi? Hayır, hamileyken kesilen hayvan kurban olur. Peki. Ama almayacaktı. Diyelim ki aldığını bilmedi. Başımıza aldı. Geldi hocam, kurban bayramındayız. Evet. Aldık. Sonra tam kesecek, hamile olduğu ortaya çıktı. Ne yapmamız lazım? Yani onu kesebilirdiniz. O hayvan kesilebilirdi ama ne olur? Canlı olarak da fakire verilebilir miydi yani? Hayır. Şimdi bak, kurban kesmek şeyinden yani kurban kesmekten kurtulmuş olmazsınız. Olmaz. Vacipse. Peki. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kurban kesme vaktinde kesilemeyince ihda edilme durumuna geldi. Öyle bir görevimiz var. Doğru. Bir sene bekleyip kestiğimiz zaman vermek durumunda olduğumuz hayvanı tekrar kesmiş oluyoruz. Yani bizi kurbandan kurtarmış olmuyor. Olmuyoruz. Yani İnşallah Cenab-ı Hak uyanık olmayı bize nasip eder. Peki, o zaman o kullanılan süt miktarını para olarak tasadduk edecek. Onlar da tasadduk etsinler efendim. O şu o anki 1,5 yaşındaki düveyi onu da mı? Onu da tasadduk edecek. Veya onu da fiile. Fakire verecek ya. Tabii. Peki efendim. Fakire mi vermesi lazım hocam? Mesela bir camiye, bir derneğe bu işler verilebilir mi? Bir kurban yani verilebilir mi? Şimdi, yoksa bir fakire mi verilmeli? Bu konuda çok net şey yok. Fakirin hakkı da camiye de hayır yerlerine de verilebilir ama... Yani bir sağlık ocağına da verilebilir, bir hastane içinde. Et olarak kesilseydi fakirin hakkı olduğu için öncelikle fakirleri gözlemekte fayda var. Fayda var. Peki efendim. O halde bugünkü durumla o paralar ödenecek, o hayvan da fakire verilecek. Evet.
Peki. Çünkü niçin? Nezredilmiş oluyor bir anlamda. Adanmış Allah'a ya. Tabii almışsın onu, Allah için yapacaksın. Ve belirlemişiz yani bunu. Tabii bir şekilde elden çıkarmak icap ediyor. Peki efendim. Şöyle bir sual var değerli hocam. Migren hastasıyım diyor izleyicimiz. Açlık migreni tetikliyor değerli hocam. Bazen kusmama bile sebep olabiliyor. Ramazan ayında migren tutarsa ağrı kesici iğne vurulabilir miyim? Diyor. Evet. Ağrı kesici iğne vurulabilir. Orucu bozmaz. Besleyici vitamin hapları, vitamin ilaçları, hap zaten her halükarda bozar. Vitamin iğneleri bozar. Serum efendim, aynı şekilde. Serum içerisinde besleyici gıdalar bulunduğu için onlar da bozar. Ama ağrı kesiciler orucu inşallah bozmaz. Ve migren tutarsa iğne vurulabilir. Peki ağrı kesici iğneler ağrı kesici iğne tedavi maksadıyla yapıldığı için evet. Orucu? Besleyici niyeti yoktur. Peki efendim bozmuyor yani. Taraftan iğnenin orucu bozduğunu söyleyen görüşler var. Onlardan birine sorarsa iğne vurulamazsınız der. Bu ayrı bir şeydir. Ama iğne vurmanın besleyici olmadığı takdirde vurulan iğnenin orucu bozmayacağını, kefareti hiç gerektirmeyeceğini kabul ederek bunu söylüyoruz. Peki, o oruca devam edeceğiz, normal evet. İftarımızı yapacağız. Evet, evet, inşallah. İnşallah efendim. Bursa'yla devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Cüneyt Babaçöz hattımızda. Hoş geldiniz. Bursa'ya selamlar Cüneyt Bey. Hoş bulduk efendim. Saygılarımı sunuyorum. Bilmiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Amin. Size. İnşallah. Buyurunuz. Efendim. Değerli hocamıza bir sorum olacak müsaadeniz olursa. Estağfurullah buyurun. Efendim şehirler arası otobüs şoförüyüm. Seferi namazlarımı mümkün mertebe kılmaya çalışıyorum ama her zaman mümkün olmuyor. Evet. Dolayısıyla hangi zamanlarda hangi vakitlerde kılmam daha münasip olur? Bunu öğrenmek istiyordum değerli hocamdan. Evet. Soralım değerli hocamıza ekleyeceğiniz başka bir sual var mı efendim? Efendim bir sorum daha olacak mümkünatı olursa. Bir de efendim. Oruç tutamadığım zamanlarda fidye ne kadar ödemem gerekecek? Onun da sorusunun cevabını alırsam. Orucu bu seferde olduğunuzdan dolayı tutamıyorsunuz değil mi? Maalesef efendim. Peki. Evet. Yolda olduğunuzdan. Peki. Yolda olduğunuzdan. Sıhhat diliyoruz. Bursa'ya selamlar. Soralım muhterem hocamıza. Evet. Nedir efendim beyefendinin durumu? Son sorudan başlayalım. Sağlıklı olan insanın yolculuk sebebiyle tutamadığı oruçlar üzerinden fidye vermek söz konusu olmaz. Tutabileceği duruma bu oruçları erteler. Yani işte izinde olduğu zamanlarda vesaire tutmak kışın üzere. Kışın çok kısa günlerde. İşe çıkmadığımız günlerde, kışın kısa günlerde tutmak icap eder. Bu yolculuk sebebiyle namazların kılınamaması meselesine gelince onda da şartları olabildiğince zorlamış olmak kaydıyla bu söyleyeceklerim. Yani evet. Namaz kılmayı yürekten isteyen bir Müslüman olarak gerektiğinde kenara çekip hemen bir iki rekat namaz kılmak üzere kendine fırsat aramış olma iyi niyetinin bulunması kaydıyla söylüyorum. Bu durumda olan kardeşlerimiz eğer bu fırsatta bulamayacaklarsa namazları İmam Şafii içtihadına göre cem etme yöntemine başvurabilirler. Söz gelimi bir Müslüman kardeşimiz öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarını birleştirerek kılabilir. Sadece öğle ile ikindi veya akşam ile yatsı namazları birleştirilerek kılınabilir. Şöyle olacak. Diyelim ki Bursa'dan bir otobüs şoförü öğle vakti oldu yola çıkacak. İki öğle namazını kılma imkanı var. Ama yolda ikindi namazını kılamayacaksa hemen öğle namazının ilk sünnetini kılar yahut da sünneti kılma fırsatı yoksa kamet getirir. İki rekat farzı kılar. Ondan sonra ikindi öndeki gelecek ikindi namazının sünnetini kılmadan sadece ikindinin farzını kılmak suretiyle. Seferi ise bunlar ikişer rekat kılar. Seferi değilse dörder rekat kılmak suretiyle hem öğle namazını kılar hem de ikindi namazını öne çekmek suretiyle öğle namazından sonra kılar. Ta bir daha akşam namazına kadar onun zamanı genişlemiş olur. Evet. Bu akşam namazında böyleyse akşam namazını da aynı şekilde yatsıyı öne çekerek kılabilir. Yahut da yolculuk esnasında akşam namazının vakti geldi.
Ama kılamayacak akşam namazını, niyet edecek, ya Rabbi sen kabul et, ben bu akşam namazını bu şartlar altında kılma imkanım yok. İnşallah yatsı vaktini kılacağım zaman yatsıyla beraber kılacağım diyecek. Vardığında önce akşamı kılacak, 3 rekat farzını kılacak, akşamın sünnetini kılmayacak, yatsıyla beraber yatsının farzını kılmak suretiyle namazlarını cem etmiş olacak. Allah kabul etsin. Amin efendim. İstanbul'la devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. İstanbul'a selamlar, hoş geldiniz efendim. Efendim hoş bulduk, selamun aleyküm. Aleykümselam, sağ olun. Buyurunuz beyefendi. Benim iki tane sorum olacaktı efendim. Buyurun efendim. Ben prostat ameliyatı oldum. PET kullanıyorum, kaçırıyorum. Evet. Kullanıyorum. Fakat peçete de koyuyorum. Evet. Damlıyor tabi haliyle. PET'imi her namazda değiştirmem gerekiyor mu? Soralım. Bunu, bu birinci sorum. İkinci sorum. Peki. Kanser hastasıyım. Oruç tutamıyorum ama fidye verecek durumum da yok şu anda. Bunları biriktirip daha sonra maddi durumum iyileştiğinde versem olur mu? Cenab-ı Allah şifa ihsan etsin inşallah. Amin. Rabbim afiyetler nasip etsin. Soralım muhterem hocamıza, bu akıntı devamlı geliyor, duramıyor doğal olarak. Yani soralım. Devamlı derken şöyle, buyurun. Sürekli değil de böyle hani diyelim ki bir saatte, bir yarım saatte, bir günlük şöyle, birkaç yani damla geliyor. Şöyle izah edeyim efendim. Diyelim ki bir namaz vakti başladı ve bir namaz vakti boyunca sizi hiç boşluk bırakmayacak şekilde devam ediyor mu efendim? Ediyor, o damlıyor yani. Soralım, o anda tamam. Damlıyor, evet. Peki efendim. Cenab-ı Allah şifa versin, afiyet versin, dua bekler, sıhhat dileriz efendim. Evet. Allah şifalar versin. Bu durumda olan kardeşlerimiz çamaşırını ve çamaşırın içinde kullandığı diğer cihazları, malzemeyi sürekli değiştirmek zorunda değildirler. İmkanlar olsa değiştirir, olmadığı zaman o üzerindeki şeyle, kullandığı malzemeyle namazını kılabilir. Abdestini alıp namazını kılabilir. Temizleme imkanı oldukça yapar. Zorluk doğacaksa imkan her namaz vakti yapıyorum diyor. Evet, onun dışında zaten. Hala zaten yani. Ali. Sahibi özür konumuna mı tamamen giriyor? Tamamen sahibi özürdür. O kendisi zaten sahibi özür olduğunu biliyor. Hay hay. Ancak eksik bilgi var. Acaba bu kullandığımız iç elbiselerini, bezleri, tamponları kirlenmiş olsa da olsa değiştirmemiz gerekir mi? Hayır, değiştirmesi olur. Sahibi özür kavramı içerisinde bu kolaylıkta yer alır. Peki efendim. Diğer soru değerli hocam. Oruçla ilgili fidyeyi de veremiyorum. Fidyeyi veremeyen Cenab-ı Hak onu affeder inşallah. Yeter ki ben imkanım olsaydı bunu verecektim. Keşke sağlığım olsaydı da oruç tutsaydım anlayışında olmak kaydıyla kardeşimiz. Olursa inşallah vereceğim. İleride biriktiğinde imkanım olursa onu veririm derse aliyülala, o da güzel olur. Cenab-ı Allah şifa ihsan etsin inşallah. Amin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'e girerken. Amin. Değerli acil şifalar ve izleyicilerimizin versin. Duası olsun. Şafi ismiyle Cenab-ı Rabbül Alemin hem amin. Abimize, bütün hastalara da, şifa bu bekleyenlere, aziz 15 Temmuz gazilerimize Cenab-ı Allah şifa ihsan etsin. Nice gazilerimiz var. Cenab-ı Allah şifa ihsan etsin inşallah. Amin. Efendim, şöyle bir sual var. Şaban Özdemir hocama selam ediyorum. Değerli hocam, benim bir arkadaşım matbaada grafiker olarak çalışmakta. Kardeşimize alkollü mekanlardan broşür ve menüler, bu tür işler gelmekte. Bunları düzenleme işini yapıyor. Bunları yaparken acaba işin bir tarafından malum içki olduğu için, alkol olduğu için günaha giriyor mu? Evet, bir tarafından bulaşıyor. Onu söyleyelim. Ne yapmak lazım efendim? İmkanımız varsa demeyeyim, bu tür işlere hiç girmesin. Yani alkollü mekanın bir şekilde reklamını yapma durumuna bir Müslüman, hassas bir Müslüman düşmek istememelidir. Matbaasında basmasın yani. Basmasın. Onunla gelecek, ondan gelecek kar, Allah rahmetinden gelsin deyip beklesin, bakalım neler olacak. Efendim? Yani ben mecburum. Benim işte ekmeğim, böyle bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu Bismillah ve men yettekillâhe yec'allehu mehrecen وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Kim Allah'a karşı gelmek konusunda hassasiyet gösterir, takva sahibi olursa Allah onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır ve ona bir çıkış kapısı açar. İnşallah. Bu ayete imanı olan mümin kardeşlerimiz böyle yok efendim alkollü yerin reçetesiymiş, reklam panosuymuş, bunların elinin tersiyle iter, Allah'ın rahmetinden ve emeğinin gayretinden rızkını bekler. Allah razı olsun değerli. Amin. Gaziantep'e devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Ümit Göç hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Göç. Gaziantep'e selam. Selamlar efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam benim bir sorum vardı da. Buyurunuz efendim. Hocam biz vardiyacı çalıştığımız için fabrikada. Evet.
iki cumaya namaza giriyorum. Daha gündüzcü olduğu zaman da gidemiyorum cuma evet. namazına. Bunun ne yapmak lazım hocam? Alternatif bir iş bulmak lazım. Yoksa sonra devam etmemiz lazım. Soralım değerli hocamıza. İki cumaya gidiyoruz. Yani ayda ikisine evet. gidemiyoruz. Peki başka bir sual var mı ekleyeceğiniz efendim? Allah razı olsun hocam. Sıhhat diliyoruz. Gaziantep'e selamlar. Kardeşimizden Allah razı olsun. Bunların patronlarında da Cenab-ı Hak bilinç ve insaf ve izan nasip eylesin. Bir Müslümanın, bir Müslümanı çalıştıran patron İslam dini ölçülerine göre asgari düzeyde ibadetlerini yerine getirme şansını çalıştırdığı kimselere tanımak mecburiyetindedir. Böyle bir ortam yoksa namazını, cuma namazının kıldığı kadar kılal, kılamadığı onun vebalinde olur. Ancak bu kardeşimiz ben buraya mahkum değilim, cuma namazımı kılabileceğim, biraz daha az maaşlı bir işim var ama hayatımı devam ettirebilirim diyorsa yahut da böyle bir iş bulabilirim diyorsa bu işin ardında olmalı. Kılamadığı iki vakit cumanın acısını ve ızdırabını içinde yaşamalı. Bakalım Cenab-ı Allah ne kapılar açacak. Efendim Ankara'yla devam ediyoruz. Aysel Mete hattımızda. Hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar Aysel Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyurun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Şöyle bir sorum olacak. Ben rahatsızlığım nedeniyle ilaç kullanmak zorundayım sabah evet. akşam. Oruç tutamıyorum yıllardır. Şimdi şöyle düşünüyorum. Geçen sene de yaptım aynı şeyi. 30 gün boyunca değil de deneme amaçlı yaptım. İlaçlarımın saatleri değişti tabii ki. 30 gün orucumu tutamazsam 3 gün, 5 gün, 2 gün her neyse tuttuğum zaman fitremi verdiğimde onu düşecek miyim yoksa 30 gün üzerinden mi vereceğim? Soralım değerli hocamıza. Başka bir soru var mı efendim? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sıhhat diliyoruz, şifa diliyoruz efendim. Ankara'ya selamlar. Biz teşekkür ederiz. Evet. Allah şifalar versin. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Müslüman fidyeyi tutamadığı oruç için verir. Koca 30 günlük Ramazan ayı içerisinde, 29 günlük Ramazan ayı içerisinde kaç tane oruç tutabilmişse onları zaten tutmuştur, Allah kabul etsin. Tutamadığı oruçların da imkanı varsa fidyelerini verir. Tuttuklarını dışarıda bırakmak kaydıyla. Evet efendim. Evet hocam şöyle bir sual var. Yine hanımlarla ilgili olarak Kezban Cesur soruyor. Hanımlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi diyor izleyicimiz. Bu özel durumlarda hanımların oruç tutmaları haramdır. Son zamanlarda bu konunun aksine görüş bildiren insanlar var. Onları dikkate almaması gerektiğini söylüyoruz. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh efendimizden gelen rivayet vardır. Hazreti Ayşe'nin bu ifadesini de yorumlamak suretiyle efendim özel hallerinde kadınlar oruç tutabilir diyorlar. Halbuki İslam dünyasında üzerinde ittifak edilen bir konudur mezhepler arasında. Özel hallerinde hanımlar, lohusalar, ay halini yaşayanlar oruç tutmazlar. Evet efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Kayseri'den Mustafa Bayraktar hattımızdalar. Efendim hoş geldiniz Sayın Bayraktar. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam efendim. Bilmukabil sizlere hocam, de hayırlı akşamlar. İki tane sorum var. Bir buyurun. Uyku apnesi için böyle sulu hava veren bir tane böyle ağız ve burnuna takılan maske kullanıyorum. Evet. Bu oruca bir zarar verir mi? Hocama bir onu sormak istiyorum. Soralım. Bu tabii hocam, genize gitmiyor. Yani genizde dağılıyor değil mi? Ağızda dağılıyor. Sulu bir hava veren tamam. bir tane maske ağız ve burnuna kullanıyorum. Tamam efendim. Böyle. Diğer soruyu alalım inşallah. Bir de hocam göz damlası kullanıyorum. Gözlerimden rahatsızım. Evet. Bu göz damlalarının bir tanesi böyle damlattığım zaman genizimi acıtıyor böyle. Ağzıma doğru geliyor. Evet. Göz damlaları oruca bir zararı veririm hocam. Soralım efendim. Sıhhat diliyoruz. Kayseri'ye selamlar. Sayın Bayraktar. Teşekkürler efendim. Evet. Evet. Değerli hocam. Göz damlalarının mideye ulaşıp besleyici fonksiyon icra etmeleri söz konusu değil. Genizi yakacak kadar olurlar. Oradan aşağıda gitmezler. Sindirim sistemine ulaşmaları mümkün değil. İnşallah orucu bozmadığını söylüyoruz. Apne, uyku apnesi deniyor değil mi ona? O hastalığı tedavi amacıyla verilen yani. Oksijene evet. buhar, su veriyorlar. Rutubetlensin evet. diye. Yani hava, tabii hava ortamını
Doğru. Nemlendirerek veriyor. Evet. Yani bunun alacağı oksijeni çoğaltmak için böyle bir yöntem. O oksijen içerisinde o su rutubet haline gelir. Su olmaktan çıkar, hava olur. Bizim tıpkı soluduğumuz hava içerisindeki oksijenin, suyun, rutubetin bulunması gibi bir durumdur. Zengin, rutubeti zenginleştirilmiş oksijendir. İnşallah orucu bozmaz. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli hocamıza suallerimizi yöneltmeye. Bedriye Hanım hocama selam ediyorum. 1,5 ay önce sokakta yavruluyken bir güvercin bulduk diyor. Uçamıyordu. Eve getirdik. Balkonda şu ana kadar baktık. Yemini suyunu verdik. Artık uçacak hale geldi. Sabah gidiyor, akşam geliyor. O gelince bütün kuşlar geliyor. Hı hı. Yaz geldi, artık kokmaya başladı balkon. Bunu ileride bir taksi durağı var. Orada da kuş besliyorlar, güvercin besliyorlar. Onlara versek olur mu demiş. Çok güzel olur. Olur. Hiçbir sakıncası olmaz. Rabbim hayvanlara gösterilen merhameti aile fertlerimize, bütün insanlara göstermeyi hepimize nasip eylesin. Ama bu tür artı değer taşıyan insanlarımıza da Rabbimiz güzellikler ihsan eylesin. Bu merhametinden dolayı da Rabbim nice günahlarını onların affeder inşallah. Bu gibi kardeşlerimizin de başkalarına ve bize örnek olmasını Rabbimizden temenni edelim. Allah razı olsun. Gidip versinler. Âlâ bir iş yani. Çok güzel bir iş olur. Evet. Efendim Rize ile devam ediyoruz. Mehmet Öztürk hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Öztürk. Rize'ye selamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz Mehmet Bey. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Sizlere de efendim hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Buyurunuz Mehmet Bey. Efendim benim iki sorum var. Buyurun efendim. Hocam biraz bizi aydınlatırsa iyi olur. Şimdi bir arkadaşla tartışma yaptık. Evet. Dilinden birisine hakkını helal ediyor, kalbinden boyuz ediyor. Evet. İkinci sorum da ahirette insan Müslümanlar gittiği zaman kul hakkı görünmeden cennete gidecek mi bu insanlar? Soralım. Onu... Soralım efendim değerli hocamıza. Affedersiniz. Evet değerli hocamıza soralım. Teşekkürler efendim. Evet muhterem hocam buyurunuz. Evet bir insan hakkını helal etme noktasında yani hakkını helal edip de içinden helal etmemiş olan insan yani hakkını helal etmiş pozisyonunda olan insan eğer buna zorlanarak bu işi yapmışsa hakkını helal etmiş olmaz. Ama birilerini zahiren birilerinin ricasını minnetini kırmadan görünüşte durumu kurtarıp da içeriden helal etmemişse helal etmedim diyen kimse vebal altında kalır. Şu açıdan belki siz hakkınızı helal etmeseydiniz hak altında bulunan kişi gelip sizden bir şekilde helallik alacak. Maddi imkanı neyse onu ödeyecek, sizi memnun etmeye çalışacaktı. Siz helal ettim demekle onun bu imkanını elinden almış olursunuz. Bu doğru olmaz. Dolayısıyla helal ettiyseniz vebal, sorumluluk size döner gelir. Pek çok büyük ihtimalle böyle evet, olur. Efendim. İkinci mesele neydi sorumuz? Kul hakkı mevzuyla ilgili dil olarak. Onu anlattım. Ben peki efendim. Diğeri de kul hakkı ödenmeden cennete evet. Girebilecek mi? Kul hakkı ödenmeden cennete girebilir insanlar. Eğer sevapları onları da karşılayacak kadar fazlaysa o kul hakkı sevaplarından alınıp öbür hanesine yazılır. Kalan sevapları günahlarından fazlaysa cennete girer. Ama kul hakkı hesabı yapılmadan geçmek mümkün değil. Hesabı yapılmak başka bir şeydir. Yani kul hakkı varken de insan ödedikten sonra günahları sevaplarından az kalırsa gider. Kul hakkı hesabını vermeden geçmek mümkün değil. Mutlaka onun hesabından alınacak, üzerine hakkı geçen kimsenin hesabına yazılacaktır. İşte bu durumda olan bir kimse... Hak yemiş olan kimseye sana hakkımı helal ettim der de gerçekten hakkını helal etmemişse hakkı yenilen vebal altında kalır. Eğer evet. Zorlanmak suretiyle bunu yapmamışsa hakkını helal et diye psikolojik baskı altında bırakılmadığı sürece güzellik olsun Ahmet Efendi de hakkını helal etti desinler gibi bir manzara oluşturmak için bunu söylerse vebal altında kalır. Öbürü büyük bir ihtimalle Allah bilir de bu işten kurtulmuş olur. Asıl iflas eden de bu olsa gerek değil evet, mi? Evet Allah hocam? Muhafaza buyurun. Yani tam cennete gidecekken oradan bir kul çıkıp bu hakkım var bunda dediğinde bütün sevaplarının tamamı gitmesi. Aman Allah. Allah peki. Yardımcımız olsun. Yani böyle bir hadis paylaşmıştınız abi, değil mi bir defa? İflas edin. Budur efendim. Evet, gerçek iflas kimdir? Budur. Onun hakkını yer buna döver, ona kötü söz söyler,
kıyamet gününe de bir sürü amellerle beraber gelir. Ama sonunda hesaplaşma yapıldığı zaman hakkını yediği kimselerin, hakaret ettiği kimselerin alacakları ödenir. Elinde ameli salihlerinden hiçbir şey kalmadığı için de cehenneme atılır. Esas iflas budur buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Rabbimiz bizleri bu kötü akıbetten muhafaza buyursun. Amin. Efendim Tekirdağ ile birlikteliğimiz sürüyor. Köksal Kuzu hattımızda. Hoş geldiniz. Tekirdağ, selamlar efendim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sağ olun. Buyurunuz Sayın Kuzu. Hocama da saygılar sunuyorum. Bilmukabele. Hocam ben yatırım için bir arsa aldım. Evet efendim. Buna zekat vermek düşer mi? Soralım. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Yatırımı açıklasın bize biraz. Yatırım, elimizde belli bir para vardı hocam. Yani bu değer kaybetmesin diye işte öyle bir arsa aldık artık. Yani değerlenirse bunu alıp satacağız gibi mi? Yok yani onu bir sene, iki yani sene. Muhafaza etme sene yöntemi artık olarak. Öyle öyle kalacak yani yarın öbür gün satacak gibi değil. Peki efendim. Bir diğer bir sorum da hocam. Buyurunuz. Mesela benim birinde bu alacağım var. Ben bu alacağım adama zekatımı versem, o adam benim verdiğim zekattan borcunu bana geri iade edebilir mi acaba? Evet, soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Çok teşekkür ederim hocam. Biz Allah razı olsun. Cenab-ı Allah sizden razı olsun efendim. Tekirdağ selamlar Sayın Kuzu. Evet. Evet değerli hocam, Köksal Bey'in ilk sorusu arsa. Yatırımın evet, anlamı bu. Demek ki elindeki parayı şeye enflasyona yenilmesin, bankaya yatırmaktansa sabit tutulacak bir yere yatırayım, sonra ihtiyacımı onunla gideririm gibi bir niyetle yatırılırsa onun zekatı gerekmez. Ancak satayım değerlensin, başka alıp satayım gibi ticari emlakçılık mantığıyla yatırırsa onun zekatını vermek gerekir. Peki. Bu bir. İkincisi, bir insan alacaklısına, kendisine borcu olan bir kimse ödeme imkanı olmadığı takdirde o zekatını ona verir, o da aldığı parayı zekat olarak borçlusuna, alacaklısına öderse, Ebu Hanife'nin görüşü de bu istikamettedir. Borcun zekatla ödenmesi bu yolla ancak gerçekleşir Ebu Hanife Hazretleri'ne göre. Yani zekatla ödenmesinden kasıt, zekatı alacak olan o borçluya ödeyecek. Zekat borcunu ödemek. Hay ödeyecek, bu benim zekatımdır, alacak. Tabii. Ondan sonra eline para geçtiği için. Gerek yok. O adamın eline para geçtiği için de. Tabii. Kardeş buyur, bu sana borcumuz diyecek. Diyebilir, güzel olur. Peki. Yolu da odur zaten. Hala olur yani, peki. Yani bu borcu ibra etme mi efendim bu? Mesela hükmü temlik mevzuna gerek verecek kalmıyor değil mi? Parayı Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına göre parayı verecek. Diyecek ki bu benim sana hediyemdir, para zekatımdır, neyse bağışımdır. Sen de bana borcunu öde. Para eline geçtikten sonra. O da borcunu ödeyecek, parayı peki alacak. Peki. Yani mülkiyet şekli gibi, şekli gibi dursa da Ebu Hanife'nin fıkıhta takip ettiği ilkeyi gerçekleştirdiği için onu tavsiye eder. Diğer mezheplerde bu şart yoktur. Zekatı düşer mi peki beyefendinin? Zekat vermiş düşer oluyor değil mi? Yani? Abi zekat vermiş olur, yoksa niye versin? Peki. Zekatını ödemiş olur. Hem o zekatını ödemiş olur, o da borcunu ödemiş olur. O değişen bir şey yok. Tabii. Peki. Efendim Kars'la devam ediyoruz. Muammer Demirel hattımızdalar. Efendim hoş geldiniz. Kars'a selamlar Muammer Bey. Aleykümselam, hayırlı yayınlar. Allah razı olsun efendim, olasınız. Sağ olun. Buyurunuz Sayın Demir. Benim iki sorum olacaktı. Buyurun efendim. Birincisi, bu Ramazan'da okunan mukabelelerde hatim sonunda verilen ücret alan kadar sorumluluğa düşüyor mu verende? Evet. İkinci sorum da Bakara suresinin 174. ayetinin tefsirini yapabilir mi hocam? Soralım efendim. Sıhhat diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar Allah diliyorum. Allah razı olsun efendim. Kars'taki izleyicilerimize selam ediyoruz. Bakara 174. Tabii burada değerli izleyicimiz, mukabeleden en sonunda, yani mukabelenin sonunda verilen, alınan meblağlardan bahsediyor. Ancak tabii soralım, Kur'an'la ilgili böyle bir hüküm veya böyle bir noktada değerli hocamızın tavsiyesini. Daha önce değerli hocamız bu noktalarla ilgili mutlaka zaman ayırma noktasında ilahi, sanat vesaire gibi şeyler noktası ayrı ama Kur'an ayrıdır buyurmuştu. Şimdi soralım efendim, mukabelede para alınabilir mi? Alan ya da veren aynı Allah'ın günahta mıdır? Allah'ın kelamı okunduğu için para alınması caiz görülmemiştir ulemanın çoğu tarafından. Bu şu anlama gelir, Allah'ın kelamı paraya, herhangi bir şeye satılmaz. Buna karşı gelenler, Kur'an okuyup
para almak üzere Kur'an okumanın caiz olmadığını olmadığına delil olarak da Allah'ın ayetlerini semeni kalile az bedel karşılığında satanlar ayeti var. Ayeti var. Bunu delil sayarlar. Bayağı uyuyor. Yani ayet az bir para karşılığında, evet, Allah'ın, evet, ayetlerini satan, az bir bahaya Allah'ın ayetlerini satanlar diye bir tehdit vardır. İşin özü şu: Müslüman Kur'an'ı Allah'ın rızası için okur, yaşanmak ve yaşanması için okur, öğrenip öğretilmesi için okur. Genç hafızlık yapanlar vesaire, öğrenciler, şunlar bunlar, bu işi okurlar da efendim yapılan bir işlemin sonunda kendilerine hediye kabilinden vermesem de kimse bir şey demeyecek noktada böyle bir usul olursa, hani öğrencilerin genel manada desteklenmesi, teşvik edilmesi babından bu iş olabilir. Ama para okuyarak, Kur'an okuyarak, sadece Kur'an okuyarak gelir elde etmeyi meslek edinenlerin durumunu ben şahsen iyi görmüyorum. Peki. Diğer, evet, mevzu efendim. Diğer ayete gelince, Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birra en tuvellu vucuhakum kıbelel meşriki vel mağrib velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahir. Burada bu ayeti kerimede buyuruyor ki sizin yüzlerinizi doğuya batıya dönmeniz asıl iyilik değildir. Asıl iyilik Allah'a ahiret gününe inanmaktır. Şunu söyler: doğuya veya batıya dönmek bizim aklımızda ilk önce kıbleye yönelme, ibadet yapma hadisesini gösterir. Ama doğuya dönüyorsam batıya dönmek ne? Yani burada mutlak anlamda kıble değil, ibadetlerimizde şekli durumların her zaman bizi kurtarmayacağını, ibadetlerin namaz başta olmak üzere, hac başta olmak üzere harekete dayalı bedeni mali ibadetlerde şekli şartların ötesinde imani itikadi bir şartın olması, Allah'a ahiret gününe iman etmeden yeryüzünde kıbleye dönerek yapacağınız bütün ibadetlerin veya davranışların hiçbirisinin size faydası olmayacaktır. Allah katında gerçek birre ulaşmak, yani ubudiyet yapmak suretiyle onun rızasını kazanmak istiyorsanız bu davranışlarınız, bu ibadetleriniz Allah'a ve ahirete iman temeline oturmalıdır. Amel iman bütünlüğünü anlatan bir ayet-i kerimedir bu. Peki. Değerli hocam, ağır işte çalışıyorum diyor bir izleyicimiz. Belediyede asfalt noktasındaki işlerde çalışmaktayım. Çok ağır oluyor. Oruç tutmakla ilgili aslında sadece bu kardeşimiz değil, fırın, taş ocakları, yine bu demir efendim kaynayan ocaklar var. Buralarda çalışan durumlar veya ağır işlerde, yani sadece bunlar inşaat işçisi de olabilir. Evet. Belki biz bugün mesela bulunduğumuz yerlerde hava değişimi farklı ama Akdeniz taraflarında biraz daha sıcaktır hava. Evet. Nasıl ağır işlerde çalışanlar? Şöyle ifade edeyim. Oruçla ilgili. Cenab-ı Hak hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Bu temel prensibimizdir. Ama öbür taraftan da kul Cenab-ı Hakk'a olan imanını ve ibadet borcunu da unutmadan bu iki sistemi yan yana getirerek yaşayacaktır. Evet. Gerçekten rızkını bağlamış olduğu herhangi bir işi, yapmak zorunda olduğu herhangi bir işi zorluğundan dolayı yaparken oruç tutamama durumunda olabilir. Bu istisnai olmalı. Yani benim işim zor, ben de oruç tutmayacağım değil. Gerçekten rızkınızı kazanmak için yapmak zorunda olduğunuz iş oruç tutmanızı hakikaten engelliyorsa erteleyebilirsiniz. Bu son noktada söylenecek sözdür. Onun için meselenin sorumluluğu, meşakkat nedir, ben bu işi yapamıyorum ölçüsü nedir, işi oruç tutanın vicdanına bırakmak kaygıyla söylüyoruz. Bir duanızla inşallah. Amin. Mübarek Ramazan'a giriyoruz. Kapatalım efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya Rabbel alemin, ibadetlerimizi kabule karin eyle. Amin ya. Müslümanlara yardım eyle. Amin ya. Dünyanın her tarafında darda kalan müminlere rahmetinle yardım, amin, eyle. Ya Rabbi, amin, karşılamakta olduğumuz mübarek Ramazan ayını hepimiz hakkında hayırlara vesile, amin, kıl. Kendisini memnun ederek bu mübarek Ramazan mektebinden ahlakımıza, ibadetlerimize, davranışlarımıza, ailemize, örnek oluşumuza, insanlara örnek oluşumuza katkıda bulunarak geçirmeyi hepimize nasip eyle. Amin. Bütün felaketlerden bizleri, ümmeti Muhammed'i koru. Amin.
hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edala nasip eyle. Amin. Rahmetinle, merhametinle ya Rabbel Alemin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kuşu var mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullanmışlar? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, mezhebine. Öğrenmek herkese farzdır.